Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Borsa ile başlayalım, sonrasında farklı konuları da değerlendirmenizi rica edeceğim ama 115 bin seviyesine doğru bir geri çekilme oldu. Haftanın son iş ve işlem gününde biraz daha böyle hani yurt dışına da baktığımız zaman çok iyimser bir tablo yok. Nedir bizi bugün düşüşle, bu haftayı düşüşle tamamlamamıza sebep olan etmenler ve tabii takip edilmesi gereken seviyeler hangileri? Tamam. Şimdi baktığımda endekse şöyle bir şey görüyorum. Yani son 3 gündür 117.300 civarını denedik. Yani 117.000 üstünü denedik diyelim daha doğrusu. Onun üzerinde tam anlamıyla kalıcı olamadan geri geliyoruz. Bir üçüncü güne de bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Yani hafta kapanışında bu şekilde gerçekleştirdik. Fakat gelinen seviye tabii evet bugün satış olsa da yani %1'e yakın bir satış olsa da 115.000 üzerinde kapanmamız yine de bence önemli. Yani bunun üzerinde kalıcılık sürdürülebilirse önümüzdeki hafta itibariyle yeniden yukarı yönlü hareket etme eğiliminin olmasına dayalı iyimserliğim devam edecek. Çünkü baktığımda özellikle 17 Mart'tan itibaren başlayan yukarı yönlü trend hareketinin aslında devam ettiğini görüyorum. Yani bu düşüşe rağmen baktığımızda aslında bahsettiğim tarihten itibaren oluşan trendin yaklaşık 113 bin seviyesinde olduğunu görüyorum. O yüzden de 115 bin, 113 bin aralığında endeksin önümüzdeki hafta tutunmaya devam ettiğini görürsek yukarı hareket eğiliminin devam edeceğini aslında bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ta ki yani 113 bin altına doğru bir hareket eğilimi oluşursa o zaman biraz daha düşüş yönlü hareketlerin ön planda olacağı bir süreci herhalde biraz daha görüyor olacağız. Yani genel itibariyle baktığımızda fiyatlamalara ne etkiliyor diye değerlendirirsek herhalde en baş sıraya yine aslında bu COVID-19 olayını herhalde koymamız lazım. Çünkü Haziran başı itibariyle işte ekonomilerde yeniden önlemlerin kaldırılmasıyla açılma hamlelerin gelmesi, işte karantina önlemlerinin kaldırılması sonrasında bir iyimserlik havası hakim oldu. Ama görünen o ki Haziran ortasından itibaren dünya genelinde vakalarda yeniden bir artış eğilimi var. Bu biraz moralleri daha çok bozuyor şu aşamada baktığımda. Amerika'da özellikle son günlerde iyice hızlanan vaka artışları biraz daha işte ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Bu bağlamda gelen bu haftaki bazı olumlu verilere rağmen bu taraftaki endişelerin biraz daha ağır bastığını herhalde görüyoruz ki önümüzdeki haftanın da en önemli gündemi herhalde yine bu olacak. Vaka sayılındaki gidişata bağlı olarak da risk iştahının ne yönde doğru ilerleyeceğini, değişim göstereceğini bence takip edeceğiz. Yurt dışı kaynaklı fiyatlamalara bağlı olarak da bizim tarafta da yine benzer hareketleri Borsa İstanbul tarafında da görebileceğimiz açısı söyleyebilirim. Yani gelecek hafta açısından bakarsak tarım dışı istihdamın olduğu haftanın akabinde genelde çok çok önemli veri akışı olmuyor. Yine öyle aslında. Veri anlamında çok majör, büyük bir veri gelmesi beklenmiyor. Yurt içinde sadece önümüzdeki hafta Cuma günü işsizlik verisi belki en önemli veri olarak belki takip edilebilir. Onun dışında hizmet PMI verilerini takip edeceğiz pazartesi günü. Yani dediğim gibi bu virüs gelişmeleri ön planda olmaya devam edecek diye açıkçası ben düşünüyorum. Türkiye genel olarak zaten tüm dünyada biraz daha hani fiyatlamaların buna göre gerçekleştiğini görüyoruz ama şimdi dolar TL'deki o dar banttan da bahsediliyor. Bugün itibariyle biraz daha böyle yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. 6.86'yı gördük uzun bir zaman sonra. Buradaki seviyeler acaba nasıl ve tabii gelişmeler, yakından takip edilecek gelişmeler? Evet, yani şimdi dolar TL'de de 17-18 Haziran'dan sonra tam bir yatay hareket eğilimi başladı. Ve bu hareketin bozulmadan da 6.80-6.83 bandı içerisinde devam ettiğini gördük. Yani bu net bir şekilde grafikte yatay bir bant hareketi olarak karşımızda duruyor. Bugün özellikle işte enflasyon verisinden sonra biraz daha yukarı bir hareket eğiliminin oluşmaya başladığını görüyoruz. Enflasyon beklentilerden biraz daha yüksek geldi. Şu anki faiz ortamına da baktığımızda düşük faiz, devam eden düşük faiz, en az ne kadar son Merkez Bankası toplantısından faiz indirimi gelmemiş olsa da negatif reel getirinin biraz daha negatife doğru gitmesinin de belki etkisini biraz daha görme durumu olacak. Bunun etkisiyle biraz kurda hareketin 6.86'nın üzerine doğru bir eğilim göstermeye başladığını görüyoruz. Ama bunun üzerinde kalıp kalmayacağına herhalde bakmamız lazım. Bunun üzerinde tutunma sağlanırsa o zaman biraz daha yukarı hareketlerde ilk etapta 6.88 kısa vadede, sonra da önümüzde artık 6.95 seviyesi gündemde olabilir. O yüzden önümüzdeki hafta bu bölgeyi herhalde izleyeceğiz. 6.86 üzerinde kapanış meydana gelirse diye söyleyebilirim.
Evet, bunu da çok yakından takip edeceğiz. Dediğiniz gibi biraz işte Merkez Bankası'nın attığı adımlarla da önümüzdeki dönem belli Tabii. olacak. Peki son olarak bir de aslında içeriye yönelik altın beklentilerinizi ben merak ediyorum. Orada işte ons altındaki hareketlenmeleri takip ediyoruz ama biraz da bugün itibariyle 392 liraya doğru yukarı yönlü bir hareket oldu. Altın tarafında dün orada çok tutunmamıştı ama ne dersiniz buradaki beklentiler nasıl? Hani böyle yukarı yönlü kurumlardan revizyon beklentileri geliyor altının olsuna ilişkin. Dolayısıyla merak konusu. Tabii şimdi gram altında uzunca bir süredir, hani az önce dolar TL'den bahsederken 17-18 Haziran tarihini söylemiştim. O tarihten itibaren yatay bir seyir vardı kurda. Ama gram altının genel yukarı yönlü eğiliminin doğal olarak ons altındaki yukarı yönlü eğiliminden bahsetmek, bahsederek açıklamak lazım. Dolar TL, pardon, ons altın tarafındaki yani ons altın 1780 seviyelerine doğru yükselme eğilimini devam ettiriyor olması, yani oralara doğru gitme isteğini göstermesi gram altın tarafında yukarı hareketi destekleyen bir durum ortaya çıkarttı. Yani ben önümüzdeki süreç içerisinde ons altının yukarı trendinin korunmasını bekliyorum. Yani genel eğilime baktığımızda bu virüs vaka sayısındaki bu artışın yarattığı etki doğal olarak güvenli varlık tarafında bir talep artışı meydana getiriyor. Yani ETF'ler tarafına baktığımda özellikle altın alımlarının devam ettiğini görüyorum. Hala devam eden bir alım var orada. Diğer taraftan faizlerin düşük seviyede devam etmesi, mali politikalar, para politikaları yönünden desteklerin devam ediyor olması da bir taraftan yatırımcıları altın tarafında da tutmaya yöneliyor yatırımlarını. Bu etkinin devam etmesini bekliyorum. Bu devam edecekse zaten gram altın için yukarı yönlü hareketin devamı demektir bu. Diğer taraftan dolar TL'de bugün itibariyle gözlenen, uzunca bir zamandan beri geçilmeyen 6.86 üzerinde kalıcılık devam ederdi. Yukarı hareketin devamını önümüzdeki hafta itibariyle görürsek buradan da bir etkiyle gram altında yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz olabilir. Ya bu ikisinin bileşkesini değerlendirdiğimizde, yani önümüzdeki süre içerisinde özellikle 388-385 bölgesi üzerinde tutunma olduğu müddetçe teknik manada yukarı hareketlerde 395-400 ilk etapta görülecek bölge olabilir. Onun üzerine bir atak olması için de özellikle kur tarafında yukarı hareket nereye doğru gidecek ona biraz bakmamız lazım. Ons altın desteklemeye de devam edecektir. Gram altında o yüzden yönün de aynı ons altında olduğu gibi orta vadede yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu Ben aktardıklarınız teşekkür için. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizler için değerlendirdi. Piyasalara dair beklentisini paylaştı. Şimdi bir haberle devam edeceğiz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı demiştik. TÜİK